İyi günler, ben Reha Yağcıoğlu. Bugün 31 Ekim 2013 Perşembe. Bir önceki bölümde The Magpie dergisinin 12. sayısındaki Scratch projesini yapmıştık. Bu proje şifreleme algoritmasıydı. Yani bir metni oluşturduğumuz şifre anahtarına göre şifreleyip okunmaz hale getirip yine aynı şifre anahtarını kullanarak tekrar eski haline okunabilir şekle dönüştüren bir algoritmaydı. Ve bunu yaparken İngilizce karakterlerin yani İngilizce alfabesinin harflerini kullanarak bir şifre anahtarı oluşturdum. O yüzden Türkçe bir metni şifrelemek ve şifreyi çözmek için uygun değil program. Şimdi Türkçe'ye uygun hale getireceğiz programı. Önce programı açayım. Son halini, kaydettiğim halini Pretty Poor Privacy diye kaydetmiştim. Ve kaydettiğim şekliyle şu şekilde duruyor. Son bir paragraf vardı Donald Eagles'ın. Şunu düzelteyim. H olacak burada soyadında ve buna export diyeyim. Sonra bana lazım olacak. Demişim zaten. Kaydetmişim buraya. Tamam. Bulunsun orada konut diye. H'yi de düzeltmiştim. Doğru. Şimdi bunu siliyorum. Bu çok uzun çalışma yapmak için üzerinde. Zaman almasın diye kısa metinler üzerinde çalışıp en son bunu tekrar Türkçesini bitirdikten sonra buradaki Türkçeleştirme işlemini onu bir şifreleyip sonra şifresini çözeceğiz. Burada ilk akla gelen buraya Türkçe harfleri eklemek. Yani yumuşak G, Ü, Ş, İ, I. Yani bunların büyük ve küçükleri İ de böyle bir problem var onu da çözeceğiz. Ö ve Ç bunları eklemek. Burada bunların büyüklerinin büyük harflerin olduğu gibi Türkçe harflerin de büyüklerini eklemekle hiç çözülmüyor. Problemi çözmeye yetmiyor. Şu yüzden Scratch'e göre büyük A ile küçük A aynı. Bakın şuraya büyük A ve küçük A yazıyorum. Burayı tıkladığımızda true diyor. Evet diyor bunlar diyor aynı. Aslında böyle değildir. Diğer programlama dillerinde büyük A ve küçük A ayrı karakterlerdir. Türkçe karakterlerde o şekilde çalışıyor. Scratch'te böyle bir değişik durum var. Yani o yüzden bizim burada ekstra bir şeyler yapmamız lazım. Büyük yumuşak G ile küçük yumuşak G örneğin diğerleri için de geçerli. Ü, Ş, Ö ve Ç için de geçerli. İ'de durum biraz farklı demiştik. False diyor. İ'de de şöyle. Büyük İ küçük İ'ye eşit değil tabii ki. Kesinlikle ayrı karakterler. Kabul ediyor. Scratch. Yani burada da bir problem var. Ben İ'yi içinde i barındıran bir Türkçe metin yazdığım zaman büyüttüğünde bunu daha doğrusu buradaki algoritmadan çıktığında i olarak çıkacak. Çünkü küçük i kullandığımda onun karşılığı burada var i olarak. Onu da düzeltmek için bir çözüm var. Onu işleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk yapacağım iş Türkçe karakterlerin, Türkçe harflerin büyük ve küçüklerini eklemek. Yani İngilizce için büyüklerini eklemem yetiyordu sadece. Çünkü büyükleri küçükleri aynı. Ve şimdi ne yapıyorum? Yumuşak G'nin büyüğünü ve küçüğünü. Ü için de aynı şekilde. Ş için öyle. İ'yi atlıyorum. Onda bir değişik durum var. Ö için böyle. Ç için de böyle. Olmayan ne kaldı? Küçük I yok. Küçük I olabilir yazdığım Türkçe metinde. Küçük I olduğunda da bunu büyük I'ya çevireceği için bunun yerine bir tane ünlem işareti koyuyorum. Ters çevirmiş gibi olsun. Buna ilave bir kod yazarak bu sorunu halledeceğim ama İngilizce problemli hale gelecek bu sefer. Yani İngilizce bir metni çevirirken küçük i gördüğü yerde metini deşifre ettiğinde onlar büyük i'ye dönüşmüş olacak. Yani noktalı bir i katmış olacağız. İngilizce girersek eğer sadece bu pürüz olacak. O da pürüz sayılmaz çünkü İngilizce'de de aslında büyük i kullanıldığını gördüm. Yani üzerine nokta koyuluyor. Belki de eskiden vardı. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane daha eksiğim vardı. Evet, o da şuydu. Şunu ayırıyorum buradan. Bunu da ayırıyorum. Şuraya tıkladığım zaman Alfa STR'ye bakayım. Açalım şuradan Alfa STR'yi. Yeni hali gelmiş. Peki length'e bakayım. Bunun hemen buraya length'ini hesap etti. 42 tane. Tamam. Bir eksiğim var yalnız. Yumuşak G, I, büyük i. Evet, büyük i eksik. Büyük i de yok. Onu koymam lazım. Çünkü şu ünlem işareti küçük i olacak. Bunu programdaki bir algoritmayla en sonda büyük i'ye çevireceğim. Çözümü öyle. I gördüğü zaman da
yine en son deşifre aşamasında bunu büyütmek için buradaki I'yı kullanacağım. Oradaki çözüm o kadar basit. Şimdi bu yeterli oluyor. Burayı tekrar tıklıyorum. Evet, I buraya eklendi. Length 43 oldu. Hatırlarsanız alfabemin çift sayılı olması gerekiyordu. Yani toplam uzunluğunun 43 olması bir tane harfin eşinin olmaması demekti. Onun için yalancı bir harf koyuyorum. Buraya mesela number ya da diyez ya da hash diye isimlendirilen, hatch diye isimlendirilen şu diyez işaretini koyuyorum. O tamamen yalancı, dummy bir karakter. Herhangi bir karakter koyabilirdim onun yerine. Şimdi bu yeterli olacak mı bakalım. Alfa string'i buraya koyuyorum. Bunları kaldırıyorum ve yeni bir artık bu yeni karaktere göre bir şey yaratmam lazım. Karıştırarak bunları bir key string oluşturması lazım. Evet, yeni key string'im bu. İçinde Türkçe karakterler olan, büyük harfleri ve küçük harfleri olan Türkçe alfabenin, onu da şuradan açayım, alfa setlere. Evet, bunun karıştırılmış hali. Artık bir Türkçe karıştırılmış bir şifre anahtarım var. Peki bu benim işime yarayacak mı bakalım. Önce şöyle bir şey yapalım. Mesela test için önce birinci satır. Burada bir tane I var. Hatta şunu yazayım şöyle. Bu bir deneme yazısıdır. Deneme yazısıdır. Nokta. Buraya şeyleri yazayım. Büyük Ö, küçük Ö, boşluk. Büyük Ç, küçük Ç. Yumuşak G'yi en sona bırakıyorum mahsus. Yumuşak G'de problem var. Büyük İ, küçük İ, tamam. Büyük I, küçük I. Bunlara da girmiş olduk. Ü ve küçük Ü. Şimdi bakın, yumuşak G'ye burada basıyorum. Bastığımda üst satıra geçti. Scratch'te yumuşak G, çiftle de basılsa başka türlü bir işler yapıyor. Yani buradaki satır atlatma yarıyor. Yeni satırlarım da olsa şöyle. Yumuşak G ile böyle satır geziyor. Yukarıya doğru ve aşağı doğru. Shift'e basıldığı zaman yukarı doğru. Basmadığın zaman aşağı doğru. Böyle bir özelliği var. Bu da benim burada yumuşak G kullanmamı engelliyor. O zaman ben de şöyle yaparım. Giderim bir text editor açarım. Buraya yapayım. Evet, aynı şeyi yazayım. Bu bir deneme yazısıdır. Nokta. Sonra artık yumuşak G'yi burada tabii ki rahatlıkla yazıyorum. Ü, Ü, Ş, Ş, İ, İ, I'yı da koyayım. I, I. Bunların da ne duruma döndüğünü görmem lazım. Sonra ne yapıyorum? Sırada Ö, Ö. Evet, küçük ve büyük. Ç ve Ç. Nokta. Buraya virgül diyelim, o da olmuş olsun. Son satır yazayım buraya da. Son satır. Bunu kaydet dediğimde şu önemli. Şuradan ANSI değil, kodlamayı UTF-8 olarak seçmeniz lazım. Scratch'in okuyabilmesi için. Bu ANSI'de American National Standard Institute'nun ASCII kodlarında kaydettiğiniz zaman Scratch okumuyor Windows'ta. Unicode'da okuması lazım ama bunları da okumuyor. UTF-8, yani UTF-8 Unified Text Format gibi bir şey olması lazım bunun. Neyse. 8 bitlik versiyonu en yaygın, hemen hemen bütün işletim sistemleri ve programların tanıdığı bir formattır. Bu formatta kaydediyorsunuz. Ve isim olarak da Türkçe, buraya artık ne olduğunu şöyle yazayım. Karakterler diyeyim. Karakter diyeyim. Harf demek istemiyorum. Çünkü karakterler de var içinde. Text. Bunu kaydet dediğimde buraya import edersem eğer Türkçe karakteri bu şekilde okuyor. Ve bir problem de şöyle oluyor. İlk karaktere bir tane garip bir kare ekliyor. Onu da sildim. Boşlukta bir yere sol tuşla tıkladım. Şimdi sağ tuşla export diyeyim. O bozukluk da düzelsin. Şey diyeyim buna. Aynı isimde kaydedemediğim için. Türkçe karakter export. Export'la düzelttiğim için export dedim. O geldi aklıma şu anda. Bir deneme yazısıdır. Evet, şimdi bakalım. Buraya ekledik her şeyi. Yani burada bulamayacağı bir karakter yok. Nasıl çalışacak? İnceleyelim. Load plain text dedik. Bunu buraya yazdı. Ve encipher, enşifre, şifrele diyorum.
Şimdi şifrelemeye başladı. Eğer içinde bulunmayan, yani bu yazdığımız tekstin içinde şu alfa stringin ya da key stringin içinde bulunmayan bir karakter yazarsak, şifreleme aşamasına geldiği zaman şu döngünün içinde takılıp kalıyor. Nerede? Pardon, şu döngünün içinde. Karakterin içinde, yani key stringin içinde arıyor, sürekli indeksi artırıyor ama bulamıyor ve bu sonsuza kadar gidiyor. Buraya da o yüzden bir kontrol koymamız lazım. Onu da koyalım ve test edelim. Şimdi bitti. Ve buraya şifreli olarak bunu yazdı. Bunu export edelim. Export. Buna yine kripto diyeyim. Test kripto diyeyim. Deneme kripto. Deneme kripto nokta txt. Okey. Şimdi bunu şifreyi çözeceğim. Şifreyi çözmek için export import yapmama gerek yok. Kaydettim daha sonra kullanmak için. Bunu ben eğer load ciphertext, load şifretext dersen bunu alıp insert.rn'in içine yazacak. Hadi yaz bakalım dedim. Aynısını oraya yazdı. Ve decipher dedim. Bakalım ne yapacak. Bu boşluğu koydu. Bir. Bakın i'yi i olarak, büyük i olarak yaptı. Onu düzelteceğiz. Deneme yazı i küçük geldi. Çünkü bunlar farklı farklı karakterler olduğu için bunları büyük getiremiyor. Yani küçük A gördüğü zaman onu şifre anahtarından A ile eşitlediğinden ve onu kullandığı için A oluyor, Y oluyor. Bunlar tamam ama Türkçe karakterler nasıl yazdıysam o şekilde geliyor. Çok büyük bir problem değil aslında. Yani bu şekilde yazdığınızda yine de okunuyor. Yani harfler büyüklü küçüklü falan olur. Onu halletmek isteyebiliriz. Çok şart değil aslında. Yani bu kadarı bile yeterli. Tekstin anlaşılması için yeterli. Yani sadece şuraya büyüklü küçüklü bütün Türkçe karakterleri ekleyip kullanabilirim yine de programı. Yani daha fazla iyileştirme istiyorsam şimdi yapacaklarımı yapacağım ki istiyorum. Buraya hepsinin büyük harfle yazılmış olması, küçük i'ler büyük i haline gelmiş olması lazım. Burada bakın o şekilde olmadı. Yani bunun yanında küçük i vardı. O büyük i oldu. Ve başka ne problem var? Başka problem yok. Şu küçüklerin de büyük harf olmasını istiyorum. Bunu halletmenin yolu çok aslında basit. Şöyle yapıyoruz. İlk önce load plain text yaparken hatırlarsanız karakterleri buradan tek tek okuduğu, düz yazıdan okuduğu, şöyle yapalım. Tekrar eski haline gelelim. Importla Türkçe karakter export demiştim. Düzgün hali. Bunları tek tek boşluklara dalga işareti, satır sonlarına bar işareti koyarak input string'in içine yazıyordu. Şu boşlukların yerine gördüğünüz gibi burada dalga işareti koydu. Aynı buna benzer şekilde bundan duplicate diyorum. Altındaki fazlalıkları atıyorum. Şimdi bundan şunu yapıyorum. Çok kolay yapacağım şey. Yumuşak G'den başlayalım. Küçük yumuşak G görürse metnin içinde bunu büyük yumuşak G'ye çevirsin. Bundan bir tane duplicate yapıyorum. Aynısını diğerler için yapacağım. Küçük ü görürse bunu büyük ü yapsın. Şuradan iki tane duplicate yapayım. Şuradan iki tane daha duplicate yapayım. Evet, sırada ne var? Ş var. Yumuşak ü yaptım. Ş, küçük ş görürse büyük ş yapsın. İ'yi atlayayım şimdi. Ö görürse büyük Ö'ye çevirsin. Ş var sırada. Ç görürse büyük Ç'ye çevirsin. İ görürse bunu ünlem işaretine çevirsin. Ünlem işareti koymuştum bir tane küçük i'yi temsil etmesi için. Böylece bunu görüp büyütmek istediği zaman büyük I'ya çevirmeyecek. Buna ünlem işareti muamelesi yapacak. Ben en son deşifre yaparken onu düzelteceğim. Yöntemim bu. Bu kadar basit. Şimdi bunu nereye koyuyorum? Hemen cıharın altına koyuyorum. Başka unuttuğum bir şey yoktur umarım. Şöyle bakalım. Yumuşak G, Ü, Ş, Ö, Ç. Yumuşak G, Ü, Ş, İ. I görünce bir problem olmayacak. I'yı I olarak çevirecek. Sonra büyüteceğim. Hepsi tamam. Şimdi tekrar bunu load plain text deyip yukarıya ekliyorum. Bakın bu sefer bu bir deneme yazısı derken iyi ünlem işareti yaptı. Küçükleri büyüttü. Büyütme işlemini daha şimdiden yaptı. Bu ne demektir aslında?
bir şeyi fazla yaptım demektir. Ben küçük üyleri daha bu aşamada büyütüyorsam eğer şunu yapabilirim. Buradaki küçük yumuşak G'yi silebilirim. Çünkü zaten buraya küçük gelmeyecek hiçbir zaman. Ö'yü de siliyorum. Ç'yi de siliyorum. Yalnız I için, ünlem işareti için ve büyük I için bir değişiklik yapıyorum. Çünkü onlarda yapacağım iş biraz farklı. Evet. Şimdi bunun içinde hiç buradaki yazdığım küçük yumuşak G, Ü, Ş olmadığı için, Ö'nün ve Ç'nin küçüğü olmayacağı için onların burada bulunmasına gerek yok. Ben hemen bunu yine bir make key diyeyim. Şöyle make key yaptık. Length'e bakayım. 39 olmadı. Tek sayı. Bu sefer de tek sayı oldu harfleri çıkarınca. Şu yüzdeyi çıkardım mı 38 olur. Tekrar make key yapmam lazım. Length'i açayım. 38. Tamam. Çift sayıda bir şifre anahtarım var. Import'la şu yazıyı tekrar getireyim. Türkçe karakter export düzgün olanıydı. Başında kare olmayanı. Ve bunu load plain text dedim. Aynı şeyi yaptı. Buraya kadar aslında bir şey değişmiyor. Bunu şifrele dediğimiz zaman şu şekilde şifreliyor. Bakın küçük I var burada. Onu büyük I'ya çevireceğim. Şifre çözüldükten sonra yani deşifredin içinde onu büyük I'ya çevireceğim. Diğerlerinde problem olmayacak. O işlemi çoktan hallettim. Yani daha ilk giriş aşamasında büyük harfe çevirdiğim için. Ve buraya yazdı bu şekilde. Şurada iki tane boşluk yazdı. Sanki bir yerde problem var gibi. İki boşluğun olduğu yer. Ha tabii iki tane yan yana şeyle eşleştirdiği için o. Hemen bakalım. 4 yumuşak G. 2 tane yumuşak G'nin olduğu yerde 2 tane. Tamam. Bu normal bir şey. Çünkü ikisini de aynı kabul etti. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu deşifre edeceğiz. Load cipher text diyoruz. Bakalım bunu deşifre ettiği zaman neler oluyor? Onu inceleyelim. Ve bunu deşifre ediyoruz şimdi. Bu bakın iyi. Bunu düzeltmem lazım. 1. Yani deşifrede ünlem işareti gördüğü yere büyük I koyacak. I gördüğü yerde büyük I koyacak. Diğerlerinde problem yok. Sadece onu düzelttiğim zaman her şey halloluyor. Son satır. Bakın burada da küçük. Tamam hemen gideyim o düzeltmemi yapayım. Bu halloldu. Şimdi decipher'ın içine giriyorum. Burada dalga işaretlerini eski boşluk karakterine çevirdiğim yere sadece şunu yapıyorum. Eğer ünlem işareti gördüysen bunu büyük I yap. Bu kadar basit. Duplicate. Ve bir tane de hop içine girdi. Bir de ne vardı? I. Eğer şifreleme sonucunda I gördüysen aslında buna burada gerek yoktu. Bakın bunu şöyle halledebiliriz. Burayı fazla yormayalım. Bu burada bulunsun. Load enchiffer. Enchiffer'da koyduğumuz yok. Load plain text'te koyduğumuz yerde onu buraya bir kere koymamız yeterli. Şöyle bundan duplicate yapıyorum. Daha en başta I gördüğü yere, küçük I gördüğü yere büyük I yapsın bunu. Böylece bir şey daha olacak bakın. Şuradaki I'ya gerek kalmayacak. Ama yine de silmiyorum çünkü çift sayıda. Tamam. Decipher'a geri dönüyorum. Sadece ünlemin yerine bunu koy. I'yı da orada hallettim. Her şeyi baştan yapıyorum şimdi. Tekrar bunları siliyorum. Şifre anahtarını değiştirdiğim için make key deyip yeni bir şifre anahtarı oluşturmasını sağlıyorum. İçinden. Yok değiştirmedim ki. Niye yaptım? Neyse önemli değil. Import'la Türkçe karakter export'u yüklüyorum. Load plain text'le bunu buraya yükledim. Tamam. Bakın I'ları bu sefer büyük I yaptı. Ve bunu şifrele dediğim zaman şifrelemeye başladı. Evet, bir de şöyle bir şey ekleyeceğiz. Bu yavaş bir işlem olduğu için uzun bir tekstin buraya geldikten sonra devam ediyor ve ne yaptığını bilmiyoruz. İstersek biz buradan index ya da count'u açtığımızda ilerlemeleri görüyoruz. Bir şeyler yapıyor. Harf harf count sayıyor örneğin. Ama ben kaç harfli olduğunu bilmiyorum. Yüzde kaçta olduğunu görmek isterim. Uzun bir tekstin şifrelenirken ve şifresi çözülürken
Evet, bu şekilde şifreledi. Şimdi bunu load ciphertext diyorum. Buraya şifreli yazıyı yazdı. Decipher dediğim zaman bakın ne olacak. Tamamen büyük harflere. Ha, i'leri yapmadım mı ben? Büyük i. Ha tabii burada değil. Aşağıya şimdi string listin içine atarken düzeltecek bunları. Ve tamamı Türkçe olarak büyük harf olacak. O tamam. Şeyden bahsediyordum. Progress bar. Daha doğrusu progress yüzdesini gösteren, yani ilerleme yüzdesini gösteren işlem başladığında işte %1 bitti, %2 bitti, %3 bitti, %10, %20, %30, işte %100'e kadar işlemin ne kadar olduğunu, şifreleme ve deşifreleme işleminin ne kadar olduğunu bana söylemesi için bir şey yazacağım. O da çok kolay. Onu da yapıp bunu bitireceğiz. Bir iki tane şey koyabilirsiniz. Onları siz yapabilirsiniz. Hata durumları varsa önceden kontrol edin. Örneğin burası boş iken şifreleme veya decipher dediğiniz zaman, şifreleme veya şifre çöz dediğinizde, eğer burası boşsa şey desin. Şurada bir kontrol yaparsınız ilk başlangıçta. Eğer str listin yo şifreleme değil. Bunlar şeyde load plain text ve load ciphertext kullanıyor oraları. Onları kullanırken eğer str listin boyu sıfırsa bir hata mesajı verip script'i durdurması lazım. Yani bir şey yapmaması lazım. En azından hatırlatma olması için kullanıcıya. Onları ilave edin. Bizim şimdi yapacağımız Türkçe işlemi bitti. Gayet güzel. Bu bir deneme yazısıdır. Yumuşak G'ler, şeyler, i'ler hepsi tamam. Son satır. Daha önceki tekstimizin şöyle açalım. Dosya aç ve karakter export. Evet, bunun büyük harfle yazmış hali. Bu bir deneme yazısıdır. Türkçe karakterler ve son satır. Gayet güzel çalıştı. Şimdi ilerleme özelliğini, yani progress yüzdesini, ilerleme yüzdesini ekleyelim programa. Onun için şöyle yapacağım bakın. Şuraya bir boşluk açıyorum. Buraya yazsın yüzdeyi. Çünkü bir yerden sonra artık göremiyorum. Biraz sağa kaydırmamın hiçbir mahsuru yok. Hatta bunları yüzdeyi yaptıktan sonra tamamen kaldırabilirim. İçinde bu şifrelemelerin nasıl olduğunu görmem çok çok önemli değil. Test aşamasında görebilirsiniz. Sonra bunları programın kullanım aşamasında buradan kaldıracağız. Şöyle bir değişken tanımlıyorum. Make variable'la buna şey diyelim. Progress sadece progress diyelim. Bir değişken. Ve şöyle yapacağım buna. Stage'in içine yazacağım. Make a variable'dan bir tane ona gelmeden önce şöyle yapalım. Change progress 1. Bunu ne ile change yapsın? When I receive new diyorum. İlerlemeyi arttır anlamında işte increment sanırım böyle yazılıyordu. Progress diye bir alt program yazıyorum. Genellikle bu increment'i inc diye görürsünüz. İnce bu artan olduğunu. Dek gördüğünüzde de azalan anlamına geldiğini görürsünüz. Programcılıkta kullanılır. Okey dedim. Böyle bir program parçacığı yazdım. Çok basit. Bir iki satır daha ekleyeceğim sonra ama bu ne yapıyor bir görelim. Şimdi şifreleme programı sürekli olarak burada harf harf işliyor ya. Yani şu döngünün içinde. Ben o zaman şuraya bir tane eğer broadcast increment progress'i koyarsam nereye koymam lazım? Bu döngünün içinde herhangi bir yere koyabilirim. İşlemi bitirdiği ve sayıyı arttırmadan bir önceki buraya koyayım. Ve bu progress'i de neyse o şekilde kalsın şimdilik. Bakın şifrelemeye bastığım zaman şimdi burada deşifresi var. Deşifreye bastığım zaman ikisi de aynı algoritmayı kullandığı için hem şifrelerken hem de deşifre yaparken çalışacak. Bastığımda pardon buraya basmam gerekiyordu. Aslında bakın 1, 2, 3, 4 şeyi sayıyor bana. Kaçıncı harfi deşifre ettiğini yazıyor. Ya da şifreleme için de aynı şey geçerli. Bana o lazım değil, yüzdesi lazım. Yüzdesini sağlamak da gayet kolay. Şöyle bunu durduralım. Benim burada şifreleme algoritmanın içinde kullandığım şey length of inctr. Variables'tan bir tane max progress yani maksimum progress yani kaç adım atılacağını önceden bilirsem ben eğer şunu şöyle max yazıp şunu da şöyle kısaltıyorum max progress diye bir değişken oluşturuyorum.
Ve bu değişkeni eğer başlangıçta ben şurada set max progress length of insert.r, çünkü bu kadar harf var kullanacağı ve bu maximum progress'te o kadar harf olmalı. Eğer şöyle yazarsam burada progress'i arttırıyor. Ama şöyle bir şey de yapmam lazım. O önemli. Bakın şimdi progress'i açık ve şu anda sıfırda. Tamam. Yok. Hayır. Progress 33'te. Bunu da sıfırlaması lazım. Onun için de bir tane şöyle bir şey açıyorum. Sıfırlama için şuraya cipher'dan değil, in progress değil, init yazıyorum. Init. Init. Ama tabii şöyle yazıyorum. Daha doğrusu şöyle yazayım. Initialize ya da z ile, bilmiyorum, unuttum. Initialize yani başlangıç pozisyonuna getir anlamında sıkça kullanılır ve init diye de kısaltma görürsünüz. Init progress dediğim zaman progress için yapılacak olan hesaplamaları başlangıç değerlerini oluştur. Başlangıç değeri de benim için burada sadece ve sadece progress'i sıfırlamak. Buna reset de diyebilirdiniz aslında. Init kelimesini görün diye bunu yazdım. Çünkü ilerideki derslerde Python ya da C'de karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek olan bir kelime bu. Bir şeyleri başlangıç değerleriyle başlatmak için bir fonksiyon yazdığımızda init'i kullanıyoruz genellikle. Bu böyle. Progress'i sıfırlasın. O zaman bunu da bir yerden çağırması lazım. Şifreleme algoritmasına girdiği anda daha işte en başında şunu yapabilir. Init progress. Hemen tak sıfırlayacak. Normalde bunu progress sıfır da diyebilirdim. Ama buraya başka satırlar ilave edersen bunu programın içinde her yere yayma şansım var. Yani load plain text'in içine koyabilirim, progress'i buraya koyabilirim ki onları sizin yapmanızı isteyeceğim. Ben sadece şifrelemeye koyuyorum şu anda. Ve içine bunun geliştirme şansım var. İlerleyen çubuk şekline getirebilirsiniz. Onu bir deneyin. Yani bu iş bittikten sonra onu nasıl yapılabileceğini kestirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ben şimdi nerede kaldım? Şurada kaldım. Sıfırlamayı yazdık. Max progress'i burada sıfırlıyor. Bunlar da aynı yerlerde olsunlar. Birbirleriyle ilintili olduğu için. Şöyle max progress'i böyle ayarlayıp length of insert.r diye ayarlayıp sonra da init progress deyip bunu sıfırladı. Ve şimdi buraya da şunu yazıyorum. Bu sefer şey diyeyim, progress değil de progress display diye, yani görüntüsünü sağlayacak olan make a variable. Buna da şey diyebilirim, DSP, display'in kısaltılmış olsun, progress, gösterici, ekranda görmemi sağlayacak olan şu, DSP progress. O zaman max progress'i de buraya koyayım, biraz sonra bunları kaldırırım buradan. En son DSP progress kalacak. Bakın şöyle yapıyorum. DSP progress'e set DSP progress'e şöyle bir şey yaparsam operators'tan bir bölü işareti koyarsam ve progress bölü max progress yaparsam progress bölü maximum progress. Önceden kaç adım atacağını bildiğim için şimdi o adım sayısına ulaştığı zaman bu 1'e 1 olacak. Yani maksimum progress'e, yani buradaki harf sayısı kadar işlem yaptığında şurada arttırdığı için her seferinde progress'i, sonuçta bu progress max progress'le aynı olacak. Böylece display progress 0'dan 1'e sayan bir gösterge olacak. Şimdi şifrelemeye bastığım zaman bakın 0.0 0.1 bu şekilde sayıyor harf harf. 0.2. Bunu yine durduruyorum. Şöyle bir şey yapıyorum bakın. Şunu şöyle sağa alabilirim. Şifreleme ile ilgili kısım tamam. Şuna daha rahat çalışmak için böyle alayım. Bunu buradan alıyorum. Bir tane çarpma işlemi koyuyorum. Şöyle. Ve bunu 100 ile çarparsam eğer bana yüzde olarak gösterecek. Yani 0 ile 100 arasında değişecek. Şimdi nasıl çalışıyor ona bakayım. Yine decipher'a bastım. 1.7, 3.4, 5.2 diye gidiyor bakın. Bunu da görmek istemiyorum. Böyle de olmasın. Bunu eğer round'un içine koyarsam ondalık kısmını göstermeyecek. Beni ilgilendirmiyor ondalık kısmı. Bana %1, %2 gibi kaba bir yüzde yeterli. Şimdi
Decipher'a bastığım zaman şimdi bakın %2, %3, %5 diye gidiyor. Ve bunu önüne de şuraya bir join'le operators'dayım zaten. Join'le şuraya bir yüzde işareti koyarsam yüzde, buraya da bu round'u koyarsam gayet güzel olur. Ve bu progress display progress'i de large readout yapıp şuraya koyduğumda, bunları da dışarıya attığımda ve bakıyorum şimdi decipher dedim. Bakın %2, %3, %5, %7. Bittiğinde %100 olacak. Bunun %100 olduğunu gördükten sonra biraz önceki Knuth'un kitabının giriş cümlesini yükleyelim. Artık onu şifreleyip şifreyi çözebiliriz. Hem şifrelemede hem de şifrelemede çalıştığını göreceksiniz. Çünkü ikisi aynı algoritmayı kullanıyor ve biz oraya yazdık. Şunun içine, when I receive'in içine yazdık burada. Increment burada, progress. %100 oldu, bitirdi ve buraya yazdı. Şimdi hemen şöyle yapayım. Bunu çıkarayım. Burada import ile Knuth'u yükleyeyim. Okey, işte bu. Sonra ana ekrana geçip son olarak şunu bir izleyelim. Anahtarım var. Bunu yapmıyorum. O anahtarı kullanacağım. Load plain text dediğim zaman. Bakın aynı yüzdeyi buraya da koyabilirsiniz. Çünkü yazı büyük olduğu zaman insert'lere atma işlemi, load plain text işlemi de bayağı bir zaman alıyor. Onun da ne zaman biteceğini görmek isteyebilirsiniz. Gerçi satır satır yok oluyor buradan ama. Şimdi encipher diyorum. Uzun sürecek bir işlem. Şifrelemeye başladı. %1, %2, %3. %100'e geldiğinde bittiğini anlayacağım. Çünkü birazdan bu burada gelecek. Şuradan kaybolacak. Artık ne yaptığını bilmiyor olacağım. Ama bana burası yüzde olarak nerede, hangi aşamada olduğumu gösterecek. Dediğim gibi bunu biraz daha geliştirip isterseniz çubuk halinde, yani yan yana uzayan bir progress bar deniyor. Progress bar şekline getirebilirsiniz. %19, %20 devam ediyor. Ben bunu artık %100'de biteceğini bildiğim için %100'e kadar bekleyeceğim. Kaydı o kısımlarını keserim. Tamamını beklememize gerek yok. %100'e yaklaştığında tekrar kayda başlarım. %28'lerde şu anda. Evet, %96'ya geldi. Bitmek üzere. 97, 98, 99 ve 100 deyince bitip artık buraya yazmaya başlayacak. STR listin içine başladı. Şifrelenmiş halini buraya yazıyor. Ve sanırım bitti. 7 satır mıydı? Şurada bir de kısa bir satır olması lazım. Evet. Burası Knuth yazan kısmın şifreli hali. Ve bunu sağ tuşa basıp, burada değil tabi, hep unutuyorum. Bu moddayken çalışıyor. Sağ tuşa basıp export dediğinizde buna şey diyeyim. Crypto Knuth. .txt dediğim zaman okey dedim ve gidip bakayım o Crypto Knuth nasıl görünüyor. Dosya aç. Crypto Knuth böyle bir text olmuş. İşte şifreli, çözülmeyi bekleyen, daha doğrusu kırılmayı da bekleyen aynı zamanda bir şifre. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki karşı tarafız şu anda. Bunları siliyorum. Karşı tarafın yapacağını da yapıp bu bölümü bitireyim. Ama bitirmeden önce de şifrelerle ilgili bir şeyler göstereceğim. İnternette güzel bir şey var, ona bakacağız. Bu şifreyi export yapalım. Ve buna burada kaydetmiş miyim? Hayır. Key Türkçe diyelim. Türkçe. Şöyle diyelim. Türkçe şifre anahtarı diyelim ki bunu arayan casuslara kolaylık sağlayalım. Buldukları teksti bir şifre anahtarı olduğunu bilsinler. Tabii ki böyle yapmayacaksınız. Normal gerçek kullanımda şifre anahtarının böyle açık açık yazılmıyor olması lazım. Bunları silebilirim şu şekilde. Evet. Clear all buna eklemediğim için böyle siliyorum. Dilerseniz onu da ekleyebilirsiniz. Şimdi karşı tarafın durumundayım. Bu insert.tr ve alt.str'yi de kaldırayım. Bunlar bulunmasın artık. Artık şöyle olabilir. Şöyle buraya yukarıya alabilirim.
Çünkü o INSETR ve ALTSETR bana test için lazımdı. Şimdi şunu yapıyorum. Ben karşı tarafım. Mesajı aldım. O mesajı hemen buradan importla STR listin içine neydi, ne diye kaydetmiştik. Deneme kripto değil, CryptoKnut buydu. Bunu buraya indirdik. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hemen anlaştığımız üzere bendeki şifre anahtarını buraya import ediyorum. Neydi? Türkçe şifre anahtarı. Bunu okey dedim. Bu geldi. Tabi bundan sonra load key demem gerekiyor. Make key yaptığım zaman onu otomatik yapıyor load key, ama şimdi importla indirdiğim zaman load key diyorum. Onu da yükledi. Bununla da işim kalmadı. Bunu atabilirim artık. Şimdi load ciphertext demem lazım. Bu şifreli teksti input str'nin içine yükleyecek. Load ciphertext. Evet, birer birer satır satır oraya yüklüyor. Artık ne yaptığını görmeme gerek yok. INSETR, ALTSETR, bunlarla ilgilenmiyorum. O da tamam. Şimdi decipher dediğim zaman %0'dan saymaya başlayacak. Şifreyi çözmeye başlayacak. Evet, başladı. %1, %2, %3 diye gidiyor. Yine ben aynı şekilde bu %90'lara kadar kaydı durduracağım. Kayıt bittiğinde son olarak şifresi çözülmüş olan paragrafımız, büyük harflerle Türkçe karakter haline gelmiş paragrafımızı karşımızda gördükten sonra artık bu bölümle ilgili yapacağımız son değişiklikleri de yapmış olduk. Şifreleme olayı böyle. Daha sonra kısa bir şekilde bu şifreleme tekniklerinin bulunduğu bir web sitesine götüreceğim sizi. İnternete bağlanıp. İnternette bir web sitesi var. Bunu derginin, bu projenin, 12. sayısının projesinin en alt satırında verebilirsiniz. Hatta bakalım, ben kaydı durdurmayayım bari, ona bakalım bu arada. Bu şu şekilde dursun, 12. sayıya gelelim, şu. 34. sayfadaydı, 34'e gidiyoruz. Zamandan da kazanmış olacağız böylece. O şifreyi çözmeye devam etsin. Şöyle aşağıya indiğimizde en altta, biraz sonra bağlanacağız. Hazır bulunsun burada. Bütün bölümlerinin altına indiğiniz zaman şurada kodun aynısını görüyorsunuz. Yani bu Scratch projesinin, ama en altta www.simonsing.net/theblackchamber, kara oda diye bir yer var. Biraz sonra burayı ziyaret edeceğiz. Çok güzel şeyler var orada ve bitireceğiz. Şimdi bakalım ne olmuş burada. %64'e gelmiş, 65'e gelmiş. Pekala, ben kalan %40'lık kısımda da şunu söyleyeyim. Şifreleme, bu kolay kırılan bir şifre demiştik. Şöyle olabilir. Biraz sonra göreceğimiz gibi harflerin, her dilin kendine özgü bir şeyi var. Frekansı. Yani uzunca bir metinde, diyelim ki Türkçe'de A sayısı, sanırım A en yüksekti, %21 gibi kullanılıyor. Bu şekilde belli yüzdeleri var. Türkçe metinlerde harflerin ve diğer dillerde de farklı değerler. O değerlerden aslında bu substitution şifreleme rahatlıkla çözülebiliyor. Biraz sonra göreceğiz. Evet, %100 bitirdi. Şimdi bunu sayısal bilgisayarlar için programlar hazırlamak sadece ekonomik ve bilimsel kazanımlar sağladığı için çekici bir uğraş değildir. Ayrıca şiir ve müzik gibi estetik deneyimler kazandırabilir. Bilgisayar programlama sanatı, Donald Eichnut. Bütün karakterler Türkçe, büyüye dönmüş. I'lar var mı bakalım. Evet, kazandırabilir. Her şey düzgün. Gayet güzel Türkçe'ye döndü. Bu da tamam. Şimdi o sayfaya gidelim. Bunu kaydedeyim artık. Çünkü Türkçe'ye çevirdim ve Türkçe haliyle kaydı olsun. Aslında bir de İngilizce'yi nasıl çeviriyor ona bakabilirdik. Ama bunu siz deneyin. Çünkü şunu yapacak aslında, şimdiden söyleyeyim. Küçük i'leri büyük ı'ya çevirecek. O şekilde çıkacak karşımıza. Daha geniş bir alfabe olduğu için, İngilizceyi kapsadığı için İngilizce bir metni de şifreleyip deşifre edebilir. Sadece bir i'nin büyük ı olma pürüzü olur. O kadar, başka bir sorun olmaz. Evet, şimdi şu linke bakalım. Bu linke internete bağlıyken PDF dosyadan tıkladığınızda direkt sizi oraya götürür. İnternet tarayıcınızın adres satırına bunu yazdığınızda direkt oraya gidebilirsiniz, o siteye. Böyle basıyorum. Geldik. The Black Chamber, kara oda. Simon Singnet'in şifrelerle ilgili bu çeşitli bilgilerin olduğu odaya giriyorsunuz. Chamber Guide var. Chamber Guide'e girdiğiniz zaman ve burada gezdiğinizde değişik tipte Transportation şifreleri diye bir şifreleme yöntemleri var.
Onların rail fence ve Latin square diye türleri var. Burada İngilizce olarak anlatıyor. Şunu yapabilirsiniz. Girdiğiniz mesela ana sayfaya geldiğinizde şunu şurada adresi kopyalayıp komple seçip kopyalayıp Google çeviriden İngilizceden Türkçe'ye çevirmek üzere ayarlayıp şuraya paste ederseniz buraya verdiği linki tıkladığınızda artık gideceğiniz sayfa bu sayfanın Türkçe'ye çevrilmiş halidir. Tamamen Türkçe olarak yazar. Yüzyıllar boyunca dünya uluslarının siyah odalar kendi rakipleri tarafından gönderilen mesajları çözmek için çalıştı. Gizli odada faaliyet var gibi bozuk bir şekilde çeviriyor ama ana fikirleri veriyor. Odası kılavuzu diye çevirmiş. Oraya gittiğinizde şifreleme çeşitleri, aktarma, ikame yani vekil demiştik bizim yaptığımız. Türkçesini bulabilirsiniz. Ben İngilizcesi üzerinden gitmek istiyorum. Chamber Guide'a gittiğimizde substitution'ları gördük. Evet, burada şuna bakıyoruz. Letter frekansları yani harf frekansları diye bir şey var. Örneğin İngilizce'de şöyle baktığınızda A %8,2 oranında kullanılıyor. E %12 gibi her birinin belli bir yüzde de kullanım oranı var. Bu aslında özellikle substitution şifreleri çözmek için çok işimize yarıyor. Bu frekanslar sayesinde şifreyi kırabiliyorsunuz. Nasıl kırıyorsunuz? Eğer örneğin saydığınızda bütün harfleri şifrelenmiş bir metinde hepsinin frekansını çıkardığınızda diyelim ki %12,7'ye yakın bir tane varsa onun E olma ihtimali çok yüksek. Diğerleri için de aynı şey geçerli. Örneğin ben buraya şey yazarsam, burada bir test için size şey de vermiş. Bakın. Hello, how are you yazdım. Soru işareti. Frekanslarını say dediğim zaman bakın A için, E için, H'de tutmamış, burada tutmamış. Ama bazıları tutmuş, bazılarından hiç kullanılmamış. Saydı ve yüzdelerine baktı. Şimdi text ne kadar uzun olursa o kadar yaklaşıyor. Yani sonuçlar netleşiyor. Şey yazayım. My name is George olsun. George, Mr. and Mrs. Brown live near by the sea gibi böyle bir cümle yazdığımda bakın cümle uzayınca daha netleşmeye başladı. Bu ne demektir? Şey bulma ihtimaliniz çok fazla. Bunların hangi karakterler olduğunu şifreli de olsa substitution olduğu için bunlar başka karakterler de olsa çok kullanılanın E olduğunu, sonraki çok kullanılanın A olduğunu ve bunları yerleştirdiğinizde şifre çözülmeye başlar kendiliğinden ve geriye kalanları da tamamlarsınız. Hatta şöyle yapalım en son. Burada uzunca bir paragraf var İngilizce. Bunu kopyalayıp buradaki tool'un içine yapıştır dediğim zaman ve say dediğimde bakın ne kadar yaklaştı. Yani neredeyse aynısı olarak çıkıyor. Her biri şifre yani burada girdiğim ve kırmızılar da gerçekleri temsil ediyor. Yani bu şifrenin kolay kırılmasının şeyi bu, yolu bu. Bu şekilde substitution şifreler kırılıyor. Şunu göstermek istiyorum. Cracking the Substitution şifre bölümüne de bakalım burada. Yani bunların hepsini incelemenizi tavsiye ederim. Çok değişik türde şifreleme yöntemlerini anlatıyor. Burada çok ilginç bir belge var. O biraz önce anlattığım şeyler anlatıyor. Bununla ilgili ilginç bilgi de şu. Şurada bir tane Arapça bir doküman var. Şöyle tercüme edelim buradaki yazıyı. Harflerin dillerdeki frekanslarına göre şifrenin kırılabileceğine dair ilk çalışmayı İlginçtir. Bakın 9. yüzyılda. Ta 9. yüzyıla dayanıyor. Bilgisayar falan yok. Elle yapılan işlemler. Arap bilim adamı Ebu Yusuf Yakup İbn İshak İbn Sabah İbn Ümran İbn İsmail Elkindi filozof 290 kitap yazmış sağlığında. Tıp, astronomi, matematik, diller hakkında, müzikle ilgili 1987'de keşfedilmiş. Süleymaniye Osmanlı arşivinde ve başlığı da şifreleri deşifre etmek için, kırmak için bir el yazması. 9. yüzyılda el kindiğinin frekans olayını çözdüğünü tespit etmişler. Bu da ilginç bir bilgi. Bu sayfayı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Adres şu. Evet, bu derste bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.